Gazi Ali Çavuş. Baba, oğul Çanakkale'de beraber miydi? Bir aileden bir şehit, bir gazi. Düşmanına thank you dedirten bir kahraman tanımak ister misiniz? O zaman buyurun Çanakkale'ye. Çanakkale'den sırlar başlıyor. İvrindi 1897 doğumlu Gazi'mizin babası Balkan Savaşı'ndan terhis olup evine geldiğinde Ali'miz İstanbul'da kantarcılarda çalıştığı için daha babasıyla görüşemeden seferberlik başlar ve önce babası sonra kendisi askere çağrılır. Cide Askerlik Şubesi'ne gider teslim olur ama o zamana kadar babası Çanakkale'ye gönderilmiştir bile. O diğer arkadaşlarıyla beraber İstanbul'daki Endah Mektebi'ne gönderilir ve orada çok sıkı bir talimden sonra insanları adeta bir değirmen gibi öğüten Çanakkale'ye gönderilir. Uzun bir yürüyüşten sonra yolculuk devam ederken top sesleri duyulmaya ve yollarda yaralılara rastlanmaya başlanınca o zaman işte Çanakkale'ye yaklaştıklarını fark ederler. Bir anda o yaralıları seyrederken onların içinden Ali, hemşerim, baban şimdi savaşanların içinde. Bundan sonrasını onun ağzından dinleyelim. Daha doğru dürüst dinlenemeden bir anda süngü hücumuna kaldırıldık. İngiliz, Türkler adeta birbirlerinin içinde birbirlerine kenetlenmiş vaziyette boğuşuyorlardı. Akşama doğru harp bitmiş ama ben bunun farkında bile değildim. Ben süngüyü sallamaya devam ediyordum. Birden baktım ki etrafımda 3-5 kişi kalmış. Onlar da şehit ve yaralıları topluyorlar. Artık birliğime dönebilirim. Demek ki hücum bitmiş dedim. Ama tam dönerken bir çukurun içinde bir baktım iki tane İngiliz askeri. Heh dedim, şimdi hemen tüfeğimi kaldırdım. Birisinin sırtı bana dönüktü. Diğeri de baktım dikkatlice bir yaralı askerin yaralarını sarmaktaydı. Tam şimdi zamanı dedim, saplayacağım arkadan süngüyü. Ama bir anda bir ses, yok Ali Çavuş, sen sırtı dönük bir insanı öldüremezsin. Bu senin kitabında yazmaz. Ne yapayım? Onun bana dönmesi için hı dedim bir anda. Ama İngiliz döner dönmez daha ellerim hemen kaldırdı, teslim oldu. Gene saplayacağım süngümü. Bu sefer de olmaz Ali Çavuş. Adam silahsız, sen silahsız bir insanı mı öldüreceksin? O zaman bir anda yüzbaşımın söyledikleri aklıma geldi. O devamlı esir getirin derdi. Düş önüme dedim ona. Hemen o ellerini başının üzerine bağladı ve yanıma geldi. Ama bir baktım ki o yaralı kanları dışarıya çıkmaya başlamış. Ağır demek ki. Kendi kendime şöyle bir düşündüm. Ulen Ali Çavuş, sen şimdi bu yaralıyı bıraksan, kim bilir kaç gün buralarda sürünecek, kıvranacak, acılar içinde ölüp gidecek. Belki bunun çoluk çocuğu var, anası babası var. Ne yapayım o zaman? Bir anda aklıma yanındaki askere al onu sırtına dedim. Birden onun yüzü değişti. Al dedim, al onu sırtına, hadi gideceğiz. Ama o onu sırtına alamayınca tutup kendisine yardım ettim. Onun sırtına vurdum onu. Hadi dedim şimdi yürü. O yürü deyince iyice kızardı, bozardı. Ama birden hayır hayır dedim. Bizim siperlere doğru değil.
sizin siperlerinize götür o yaralıyı. Deyince hemen onun yüzü değişti, gülümsemeye başladı. Birazcık yürüdü. Bir anda bana döndü. Cebinden bir kağıt kalem çıkardı. O kağıda bir şeyler yazdı ve getirip benim süngümün ucuna taktı onu. Ne olduğunu anlamadım ama birliğime döndüm. Yüzbaşıma, yüzbaşım bugün böyle böyle bir iş yaptım dedim. Böyle bir esir almıştım ama onu getiremedim. Vaziyet böyleydi. Bir de bana kağıt bıraktı. Bak bakalım bu kağıdı neden verdi bana? Ne yazıyor bu kağıtta? Yüzbaşım o kağıdı okuyunca gülümsemeye başladı. Ne yaptın sen o İngiliz'e? Tekrar anlattım. İşte dedi, İngiliz senin bu yaptığın güzellik karşılığında sana thank you yazmış. Onun ne olduğunu bilemedim ama ben de ona içimden thank you dedim. Ama köye döndükten sonra herkese bana bir iyilik yaptıklarında thank you dedim. Garson bana kahveye oturup çay getirince ona da thank you dedim. Biz de sana thank you diyoruz. Mübarek insan Ali Gazi'miz. Thank you sana. Yüzlerce thank you güzel insan. Thank you. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, like atmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.